Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı vakitler, hayırlı günler arkadaşlar. Mutfağa girmeye hantallaştık, erinmeye başladı arkadaşlar. Epeyden beri gezme tozma derken. Artık bugün bir irmik helvası yapalım dedik. Neredesin babiş? Buradayım. Hah, yardımcımız Hiloş. Bana nasıl yardım edeceğim babiş? Bunu koyarsın. Tamam, sen onu koyarsın, tamam mı? Şimdi halledeceğiz seninle beraber. Sana yağ koydurtturacağım ben. Tamam mı? Arkadaşlar yatmaktan mı dersiniz? Birkaç günden beri zaten bir halsizliktir. Geliyor bana. Belki bahar şeyler de geliyor. Ondan da olabilir. Kıştan bahara geçiş dönemlerinde illaki bir halsizlik şunlar bunlar oluyor yani. Bilemedim yani. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. İki günden beri ne gezmeye gidesim geliyor. Bu tarifi bayağı oldu paylaşayım diye bekliyordum. Onu da yapmadık. Neyse nasip bugüneymiş, başlayalım arkadaşlar. Babiş senin boyun yetmiyor buraya ya. Arkadaşlar. Ben biraz tereyağı kullanacağım. Yani, tereyağla güzel olur. Hiç yoktan şöyle bir şeyini versin. Yetti şimdi boyun. Az bir şey de olsa. Boyun yetiyor artık. Yetiyor mu babiş? Senden kızım zaten fazla bir yardım da beklemiyorum babiş. Ne? Ne? Ne değil efendim. Pişireceğiz mi? Neyi pişireceğiz? Onu. O ney? Ne yapıyoruz biz şimdi? Pişirin. Ne yapacağız? Ne yapacağız ben de onu soruyorum. Evet arkadaşlar tam gösterebilmem için şöyle iyice de tutayım. Bir türlü açıyı yakalayamadım. Biraz sıvı yağ koyduk. İşte biraz tereyağı. Hemen şimdi ocağımızı yakalım ve başlayalım. Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar. Yağımız eridi. İrimimizi koyalım. Arkadaşlar yağı göz ayarı koydum. Yarım kilo da irmik koyacağım. Zaten bu bir kiloluk. Bu da göz ayarı gibi bir şey olacak. Yarısını dökmem lazım. Herhalde gelmiştir diye düşünüyorum. Mutfak kendi kendine kapanıyor. Şöyle güzelce bir kavralım irmiğimizi. Bugün şekeri size bardak usulü veremeyeceğim. Çünkü şekerim ıslanmış. Toz şeker. Öyle olunca yani bir bardak 200 grama kadar da geliyor. Yani tarifi size kilo hesabı vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben de söyleyeyim. 1,5 kilo su. 1,5 litre. 750 gram şeker. Arkadaşlar. Yarım kilo irmik. Arkadaşlar şeyde yağ göstermişim zaten. Ne kadar koyduğumu. Fazla yağ koyarsanız da iyi olmaz. Onu gramla şey yapmayı vermeyeyim. Şimdi biz şuruplu yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi benim su sıcak olduğu için sobanın üstünden getirdim sıcak suyu. O yüzden acele etmiyorum şurubumu koymaya. Yavaştan. Daha bayağı bir irmiğimiz kavrulacak çünkü hiç aceleye gerek yok. Ama yine de şurubunu da bir yerden ayarlayayım ben.
Suyla şekeri koyduk mu her zaman. Şöyle bir karıştıralım. Dibine donup kalmasın. Bu süt de aynı, şerbet de aynı. O da sıcak su da olsa dibinde kalıyor. Şimdi daha altını yapmayacağım. Öyle inşallah. Verdiğimiz tarifi uygulayıp hani güzel bir tarif arkadaşlar. Kötü değil. Memnun kalacağınız bir tarif. Recep ustam sağ olsun, ondan almıştım bu tarifi. Çalıştığı otelde de ödül aldığını söylemiştim tarifin. Bu yaptığımız tarifin. Yapacağımız karıştırmak. Biraz gaz verebilirim ama ağır ağır olsun ya, fazla acele de durumumuz yok. Daha şurubun altına yakmadım. Dediğim gibi sıcak su olduğu için arkadaşlar acele etmeyeyim. 20 pembeleşinceye kadar daha zaman geçer. Böyle biraz pembeleşti mi hemen altını yakar. Yakıp şurubu kaynatacağız zaten. Yani şunu da söyleyeyim, kesinlikle deneyin. Yapın. Tarifi sadece tarif videosu olsun istiyorum işin gerçeği. O yüzden dışarı çıkıp başka işlerle ilgilenmiyorum. Altını da göstereyim isterseniz ne kadar yakıyor. Şu anda ben böyle kısık şekilde ayarladım. Şimdi böyle biraz kavurduktan sonra arkadaşlar, pirinç fındıktır, fıstıktır. Yani kırık şeyler var. Biraz böyle kavurduktan sonra onlardan atalım. Onları ilk baştan atarsak onları yakarız. Ceviz, fındık, fıstık yanı verir. O yüzden biraz böyle kavuralım. Ondan sonra atalım içine. Yerken de çok güzel olur. Böyle çıtır çıtır olur. Güzel bir lezzet katar. Benim elimde olmadığı için ben kullanmayacağım. Benim burada arkadaşlar sınırlı sayıda malzeme bulabilirim. Ona bir bakacağım zaten artık. Yavaştan. Gerçi tariflerde ne yaparız ben de bilmiyorum. Şimdi işi başlayınca yani girebilir miyiz, giremez miyiz? Ondan sonra inşaata gidecek gibiyiz dediğim gibi. Aslında biraz ağırlık versem olurdu tariflere. Arkadaşlar tam dediğim gibi bu vakide geldi mi? Pirinç, fıstıktır, fındıktır. Güner içi olabilir. Biraz böyle kavurduktan sonra elinizde varsa atın. Daha şahane olur yani. Haneyde bugün Kayısı hoşafı yapmış. Hoşaflar da burada. Bugün tatlı günü. Ama o orijinal. Gerçi bu da orijinal. Bunda da bir şey yok. Az sonra şurubun altını da yakarım artık. Arkadaşlar böyle bir tava bu tarife tam uygun. Yapınca göreceksiniz. Bitince.
kameraya da bugün bir türlü istediğim yeri bulamadım. Daha önceki tariflerde nasıl yaptım onu da anlamadım. Evet, yavaş yavaş. Farkındaysanız renk beyazdan dönmeye başladı. Arkadaşlar tekrarlıyorum, iğneliyorum. Yani tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bu tariften daha ben ya illaki ağızda farklı olanlar oluyor yani bu. Ağız tadı çok farklı bir şey ama kötü diyeni görmedim yaptığım yerlerde. Tattırdığım, denettirdiğim insanlardan daha kötü diye çıkmadı bu tarife. Güzel bir tarif. Paylaşalım hep beraber. Herkes görsün, herkes yapsın, faydalansın. Öyle de bizimle gömülmesin arkadaşlar tariflerimiz. Bazı ustalar vardır. Özellikle bizim pastanede çok geçerli bu. Tarif vermezler arkadaşlar. Kesinlikle vermezler. Yani bunu da söyleyeyim. O tarifi yalnızca o ustamız bilecek. Ha, bu neden kaynaklanıyor? Şundan da olabilir. Şimdi meslek kolay öğrenilmiyor arkadaşlar. Yani inanın ki eski zamanda dayak yiyen arkadaşlar da çok. Ustasından hemen şurubunu da yakayım artık. Arkadaşlar soğuk suyla yaparsanız yani daha önce yapmamız lazım altını. Şurubu. Ben dediğim gibi sobanın üstünden aldım. Aldığım için suyumu sıcaktı zaten. Yavaştan o da kaynasın. Tava döndüğü için yine bırakacağım. Peki bir elimle kamera götürüyorum, bir elimle şey yapıyorum ama İnşallah da bu sene olmayabilir ama artık dediğim gibi seneye mi kalır? Arkadaşlar ben bu YouTube işine geç başladım ama devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Bazı bir kısım izlesem de bir gün olmasa bir gün video atacağım yani. Bunu belirteyim. Kanal büyümese bile, küçük kalsa bile, az bir kitleye bile hitap etsek bu işte varız artık. Nasipse elimden geldiğince güzel şeylerle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Yani izlenmiyoruz diye bırakacak değilim. İzlense de video atacağım, izlenmese de video atacağım. Abonmanımız azmış, az olsun önemli değil. O da sıkıntı yok. Videolara devam. Evet, iyice ne renk aldı bu arada. Şurubun kaynaması yetişmeyecek, hemen altını kıstım. Bakın renk değişti artık iyice ne. Güzelce ne kınalasın istiyorum ama yani. Şurup kaynayana kadar da iyice ne biraz daha renk alır. Güzel bir irmik helvası çıksın arkadaşlar, siz de deneyin, yapın. Üstüne basa basa yine söylüyorum. Ali Usta'dan tariflerle devam. Gerçi inanın ki pastane konusunda daha hiçbir şey yapmadık gibi bir şey. Yani öyle ağam çağam bir tarif de vermedim.
kendi yaptığımız pudinglerimiz oldu işte. Pudingli pastanın pudingini kendimiz yaptık yine. Eski videolarda sütlaç tarifi paylaştım. Baklavayı sağ olsun ateşte baklava pişirdik. Anamla Cem yaptı. Cem dediğim amca kız arkadaşlar. Onlar yardımcı oldu sağ olsunlar. Evet iyicene rengi aldı. Şimdi altını gördüğünüz gibi iyicene kısık hale geldi. Genelde zaten arkadaşlar altı açık. 20 kere bası yapılmaz. Böyle kısık bir şekilde. Şimdi biz otelde çalışırken tabi ister istemez bana sıkışıyorsun böyle iş. Çok yoğun bir tempo oluyor. Ne yapıyorum? Altını biraz fazla açıyorum. Hemen elimden çıksın başka bir işe başlayayım diye. Burada öyle bir sorunumuz olmadığı için ağırdan ağırdan devam. Şu anda 20 dakikadan beri video çekiyorum arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Yarım saati Allah nasip ederse bu iş tamamdır. Şurup kaynar kaynamaz tamam mı? Bakalım. Herhalde birkaç dakikaya kaynar diye düşünüyorum. Kokular aldı verdi. Tereyağını fazla kullanmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az bir miktarda. Zaten onun tütüsü tadı yeterli olur. Lezzetini artırır. Büyük rol oynar yani. Şimdi normal sıvı yağla da yapılır arkadaşlar ama lezzet önemli bunlar. Elinizde varsa imkanınız kullanın. Yoksa sıvı yağla da olur. Gördünüz ben ikisini karıştırdım. Evet 25 dakikada mı olacak merak ediyorum. Tam videom yani. Dediğim gibi ben bunu hızlandırmış olarak geçerim arkadaşlar. Hızlandırırım yani. 20 dakika muhabbetimiz oldu ama. Bakalım nerelerini hızlandırdım. Orasını ben de bilmiyorum. Genelde sustuğum yerde bugün pek de susmadık. Muhabbet dedik. Muhabbetlemeye çalıştım. Belki de kesmeyeceğim. Tam olarak da atabilirim. Arkadaşlar tarifi tekrarlayalım. Bugün dediğim gibi şekerim nemlenmiş, ıslanmış. O yüzden bardak usulü vermiyorum. 1,5 litre su. 750 gram şeker, yarım kilo irmik, karışık koyuluk. İlk başta zaten yağını gösterdim dediğim gibi. Şurubum da kaynadı bu ara. Haydi vira bismillah. Şimdi dumanlara iyi bakalım. Kaldırıp döperdim arkadaşlar ama kaldırıp dökersek döper dokurdamadan sağa sola yayılacak. O yüzden böyle yavaş yavaş yedireyim. Şimdi dökebilirim artık. Tehlike geçti. Arkadaşlar çok sulu göründüğüne bakmayın. Çekecektir irmik. Yani aklınızda bir hiçbir şey bulunmasın.
Allah'ın izniyle taş gibi bir tariftir bu. Sap sağlam. Yani diğer verdiğim tarifler de aynı. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten güzeldi yani. Her zaman aynı kıvamda bir şey yapma şansınız yoktur. Bunu söyleyeyim. Her yaptığınız farklı farklı çıkar arkadaşlar. Ne kadar gramajla da yapsanız. Ama şükür burada ne bileyim şansımızdan mı nedir? Video olarak çektiklerimin hepsi çok güzeldi yaptıklarımın. Sütlacı olsun. Klinkler olsun. Tam istediğim böyle kıvamlarda çıktı hepsi. Hepsi. Evet, çok sulu gibi, bak göstereyim ben size. Çok sulu gibi görünüyor ama arkadaşlar bu çekecek ve süper olacak. Yani öbürsü güne kalsa da hiçbir şey fark etmeyecek. Kuruyup kalmaz yani, bunu size söyleyeyim. 3-4 gün isterseniz yiyin bunu yani. Kuruyup kalmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kaynasın. Altına biraz da son gazı verdim. Kaynaması için. Evet, yavaş yavaş toplamaya başladı. Ama altını kısacağım. Kaynamaya bakar mısınız? Sağa solu sıçrayıp pisletmesin. Arkadaşlar durdukça koyulaşır. Durdukça zamanla koyulaşır gider. Yani çok cıvık gibi görünebilir ama dediğim gibi 2-3 gün köşeye koyun, böyle çok güzel bir yiyeyim olarak yersiniz. Bunu da söyleyeyim. Sakın aldanmayın yani şu şekilde olduğuna. Evet. Bu var ya, bunu kapak fotoğrafını ne yapacağım? Arkadaşlar soğuduktan sonra çekeceğim. Kapak fotoğrafı yapacağım onu videoya. Foto alırım yani güzelinden. Kiloşu da kovaladım bu arada. Aslında böyle işlere hiç kiloşu sokmak da istemiyorum da. Canı sıkılıyor. Evet arkadaşlar. İyice koyulaştı artık. Dinlenmeye bırakacağız artık. Buharlar gitsin. Dediğim gibi biraz dinlensin. Öyle çekelim resmini. Evet arkadaşlar. Bu iş tamam. Evet arkadaşlar, bugün sizin de irmik helvası tarifiyle buluştuk. Bizi destekleyen, paylaşıp yayılmamıza, çoğalmamıza yardımcı olan arkadaşlarıma buradan sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlar irmik helvasını denedim. Tereyağında bayağı bir kısmışız. Yani işin gerçeği biraz daha fazla olabilirmiş. Güzel olmuş ama dediğim gibi tereyağı az olmuş. Sıvı yağ fazla olmuş. Pek lezzet kokusu gelmedi ama böyle olsun bakalım. Siz biraz daha fazla koyarsanız daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı vakitler, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.